olsun abi. Abi. Kuray bir açayım ya. İçeri girmeyin. Gel gel abi. Evet, izdiham oluyor. Geçmesin ne diyorsun ki ya? Ayağını İmran, sökecek topuktan. Alabileceğin kadar. Evet, ayakkabı. Aa, merhabalar. Halkap tutmayı özlemişim ben. Çevreci olduğumuz. Böyle bir günde sizlerle birlikte pamuk tarlasında buluşmuş olmaktan da ziyadesiyle mutlu ve mesudum. Çünkü Türkiye'nin her yerinde dert dinlemeye dert sahibinin olduğu yere gidiyoruz. Buraya gelmeden önce fındıkçının derdini Karadeniz'de, fıstıkçının derdini Gaziantep'te, sebzecinin derdini Bursa'da yine tarlalarında dinledik. Tuttuğumuz her yerden bin ah çıkıyor değerli hemşehriler. Pamuk tarlalarında derdin ne olduğunu diğer siyasilere oranla ben daha iyi bildiğimi söyleyebilirim. Sadece dert sahibi olan sadece pamuk üreticileri değil, Türkiye'nin her yerinde çiftçi perişan edilmiş durumda. Asıl mesele tarımda doğru bir planlamanın yapılmaması, stratejik ürün planlamasının doğru belirlenmemesi, buna bağlı olarak da çiftçinin mağdur edilmesidir. Destekler çok önemlidir. Bu topraklar sıradan topraklar değil, çiftçilerimizin tarlalarına olan sadakatleri, aynı zamanda vatanı olan bağlılıkları ve sadakatleriyle eşdeğerdir. Yani açık ve net olarak söylüyorum, her çiftçinin tarlası vatanıdır. Dolayısıyla bu topraklarda ekim yapılırken aynı zamanda vatan yaşatma mücadelesi de verilmiş oluyor. Vatanı ayakta tutma mücadelesi de verilmiş oluyor. Eğer bu toprakların çiftçisi para kazanamıyorsa kim para kazanacaktır değerli hemşehriler? Toprağa ter düşürseniz burada fidan olur. Bu denli bereketli bir arazi. Bu arazide çiftçilik yapanların hak ve hukukunu savunmak dururken çiftçiye eziyet etmenin kime ne faydası vardır? İşte pamuk ürününden bahsediyoruz. Avrupa Birliği'nin kabul ettiği bir coğrafi işaretleme tescili almış bir ürün bu. Bunun maliyeti bugünün hesaplamalarına göre Sayın Milletvekilimiz hesaplamış 25-28 lira arasında bir zaten maliyet var. Eğer icarlı tarlalarda ekim yapıyorsanız bu 34-35 liraya çıkıyor. Kütlü pamuk fiyatı olarak da 25 lira belirlenmiş. Şimdi çiftçi bu işin içinden nasıl çıkacak? Çiftçiye destek veriyoruz diyorlar, teşvik veriyoruz diyorlar ama bir kanun emri var, yerine getirmiyorlar. Türkiye'de gayri safi milli hasılanın %1'inin çiftçilere destek olarak verilmesi bir kanuni emir, bir kanuni mecburiyettir. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 1 trilyon 100 milyar dolardır. Dolayısıyla çiftçinin çiftçiye verilmesi icap eden desteğin de bunun %1'i olarak 10 milyar doların üstünde olduğunu hesaplar ve çiftçiye bu zamana kadar mazot ve diğer destekler içine katıldığında
157 milyar verilmiş olduğuna bakarsanız, Türkiye'de çiftçi bu devletten bu yıl için 200 milyar lira alacaklardır. Dolayısıyla çiftçinin bankalara olan borçları vardır. Tüccarlara olan borçları vardır. Bu borçlar da çok üst seviyeye yükselmiştir. Yeter, söz milletindir demeye geldim. Şimdi bu dertlerin çözümü basittir. Çiftçinin hak ettiğini çiftçiye verirseniz çiftçi dertlerinden kurtulur. Ama çiftçinin derdini sahiplenmesi icap eden siyasiler vardır. Hesap çok basittir. Türkiye'nin 1 milyon 200 bin ton pamuğa ihtiyacı var. Türkiye sadece bunun 650 tonunu üretebiliyor. Geri kalan pamuk da ithal ediliyor. İthalat lobisine vermeyi göze aldığınız parayı şayet çiftçiye verirseniz bu derdi yerinde burada pamuk tarlasında çözmüş olursunuz. Bu iş bu kadar basit. Siz gelince ne yapacaksınız diye sorarsanız. Bakın söylüyorum, buradan hükümet yetkililerine de söylüyorum, onları da uyarıyorum. Çiftçinin borçlarından faizi kaldırın. Asıl faiz ödeyecekseniz sizin ödemeniz lazım.